Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Haber Merkezinden hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlar sevgili seyirciler. Efendim bugün yine tekrar birlikteyiz yine ee, Kanal Avrupa Haber Bültenini sizlerle paylaşacağız neler var Türkiye ile ilgili açıklamalar var koalisyon hükümetinden efendim korona ile ilgili gelişmeler var yeni va varyantla ilgili gelişmeler var. Ee, yani yine bir cami saldırısı var, kundaklama var. Yani bizi ilgilendiren bayağı bir mevzular var. Onları derledik bugün sizlerle paylaşacağız ama bizim bir ana haber özetlerimiz var. İsterseniz onu bir paylaşalım. Ondan sonra da ana haberlerle devam edelim. Omikron varyantına karşı yapılan BioNTech-Pfizer araştırması sonrası hangi sonuçlar ortaya çıktı? İngiltere'de hükümet, Omikron varyantı sebebiyle hangi yeni tedbirleri aldı? Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için ne zaman sona erecek? Olaf Scholz'un başbakanlığı devralmasıyla Almanya'nın dış politikasında yeni bir dönem başlıyor. Peki Türkiye ile ilişkiler nasıl şekillenecek? <laughs> Almanya Federal Meclisi'ndeki İçişleri Komisyonu'nun AfD'ye verilmesi sonrasında nasıl tepkiler geldi? Almanya'da Gıda ve Tarım Bakanı olarak görev yapacak olan Cem Özdemir'e hangi çağrı yapıldı? Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer alan bir şüpheli nerede yakalandı? Bohum Didip Merkez Camii'nin parkında bir araç kundaklandı. Paris'te ırkçı bir şahıs, göçmenlerin çadırlarına kılıçla saldırdı. Müzik Almanya'da Müslümanlar arasından kimler işaret ile eğitmenleri yetiştirecek? Müzik Sırbistan gümrük yetkilileri, bir tırda saklanılan 4,5 kilo altın ele geçirdi. Müzik Hepsi ve daha fazlası az sonra Kanal Avrupa ekranlarında. Efendim gördüğünüz gibi dolu dolu Kanal Avrupa Ana haberleri izleyin. Dünyadan ve Avrupa'dan gerçekten haberiniz olsun. Sizler için ilmik ilmik işliyoruz haberleri sizlere ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve güzel gündemler hazırlamaya da gayret ediyoruz. İnanıyorum ki sizler de beğenerek seyrediyorsunuz. İlk haberimiz yine korona ile alakalı. Tabii gündem o. Dünyanın gündemi o, sadece bizim değil. Biontech ve Pfizer'ın araştırması Omicron varyantına karşı koruma için hatırlatma dozunun gerekli olduğunu gösterdi. Buna göre hatırlatma dozu antikor derecesini 25 kat daha fazla artırıyor. ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman şirketi Biontech COVID-19'a karşı ürettikleri mRNA bazlı aşının 3. dozdan itibaren yeni koronavirüs varyantı Omikron'a karşı koruma sağladığını açıkladı. İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada araştırmalara göre ikinci dozdan sonra ise aşının etkisinin düşük olduğu belirtildi. Açıklamaya göre laboratuvarda yapılan geçici araştırmalar aşının iki dozunun omikrona karşı nötralizasyon derecesinin düşük olduğunu gösterdi. Ancak iki doz aşının bile hastalığın ağır seyretmesini engelleyeceği tahmin ediliyor. Araştırmalar 3 doz aşının ise varyantı nötralize edebildiğini ortaya koydu. Araştırmalar ayrıca iki doz aşıya kıyasla hatırlatma dozunun hastalığa karşı bağışıklığa işaret eden antikor derecesini 25 kat artırdığını gösterdi. Açıklamada BioNTech ve Pfizer'ın omikron varyantına karşı aşı çalışmalarına başladı. Bu varyanta karşı aşının daha yüksek ve uzun süreli koruma gerektirmesi halinde aşının Mart ayı sonuna kadar hazır olabileceği bildirildi. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren BioNTech CEO'su Uğur Şahin, ilk veriler hatırlatma aşısının omikron varyantının yol açabileceği ağır hastalığa karşı halen yeterli koruma sağladığını gösteriyor dedi. Şahin, dünya genelinde geniş kapsamlı ve hatırlatma dozu kampanyaları ile dünya çapında insanları daha iyi koruyabilir ve bu kışı atlatabilir ifadesini sözlerine ekledi. Uğur Şahin geçen hafta yaptığı açıklamada da aşı olanların omikron varyantının yol açabileceği ağır hastalığa karşı muhtemelen korunduğunu belirtmiş. 3. hatırlatma dozu sonrasında korumanın artacağına dikkat çekmişti. İşte ne derseniz deyin hatırlatma, tamamlama aşısı ama gerçekten 3. aşının yapılması kaçınılmaz. Yani 2. aşıyı olduktan sonra 3. aşıyı 9 ay içerisinde yaptırmazsanız yaptırdığınız o 2 aşı da geçersiz sayılıyor. Yani sil baştan başlamak lazım. Bazen şarkısını söyleyebilirsiniz. O yüzden mutlaka üçüncü tamamlama aşısını yaptırın ki koruduğunu söylüyor yetkililer. İngiltere'de hükümet koronavirüs salgınında omikron varyantı nedeniyle maske takılmasını kapalı mekanlar için zorunlu hale getirirken aşı pasaportunu uygulamaya koymada kararı aldılar. İngiltere'de hükümet yeni tip koronavirüsün endişeye neden olan omikron varyantı sebebiyle maske takılmasını kapalı mekanlar için zorunlu hale getirirken aşı pasaportunu uygulamaya koyma kararı aldı. Başbakan Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında omikron varyantının Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını belirtti. Ülkede toplamda 568 omikron vakası görüldüğünü ve vakaların 2-3 günde katlandığını vurgulayan Boris Johnson, bu nedenle halkı hastaneye yatışlarda ve ölümlerde büyük artış görülebileceği konusunda uyardı. Boris Johnson, bunun önüne geçebilmek için yeni önlemler alınmasına karar verildiğini duyurdu. Buna göre pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiyesinde bulunulacak. Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske takmak zorunlu hale gelecek. Aşı pasaportu büyük kalabalıkların toplandığı gece kulüpleri gibi mekanlara girerken gerekli olacak. Kural 500'den fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlar 4000'den fazla kişinin bulunduğu açık alanlar ve 10.000'den fazla kişinin bulunduğu herhangi bir mekan için uygulanacak. En az 2 doz aşı olanlar bu yerlere girebilecek. Çoğu COVID-19 önlemlerini yaz aylarında kaldıran hükümet, ilk omikron vakalarının ardından 27 Kasım'da marketler ve toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirmişti. Ülkede son 24 saatte 51.000 COVID-19 vakası görülürken 161 kişi hayatını kaybetmişti. Biri dünyayı dizayn ediyor ama bu dizaynı mikrop mu yapıyor yoksa başkası mı bu da belli değil. Aşı 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 her, her yer aşı aşı olmadan bir yere gidemiyorsunuz. Maske takmak zorundasınız. Maskesiz bir yere alınmıyorsunuz. 2 artı plus diyorlar yani her şey var. Ama aşıyı da zorluyorlar. Mutlaka olacaksınız tamamlamacı e, aşıyı da senede bir defa da aşı olacak diyor yetkililer. Bundan sonra, bundan sonra. Belki bu varyanttan sonra söylediğim gibi diğer varyantlar da ge gelebilir. Gama, alfa gibi. Şimdi Avusturya'da yeni tip koronavirüs kısıtlamaları kapsamında yürürlükteki sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık'ta sona erecek. Aşı yaptırmayanlar için ise 12 Aralık sonrasında da Yine bu yasaklar sürecek efendim, devam edecek. Avusturya Başbakanı Nehammer, koronavirüs salgını ile ilgili düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başbakan, virüsün hala tehlikeli boyutta olduğunu, salgının öngörülebilir olmadığını ve dünyayı şaşırtmaya devam ettiğini vurgulayarak, Covid-19'da mücadelenin en etkili yolunun aşı olduğunun altını çizdi. Günlük vaka sayılarında gözlemlenen düşüşün daha önce açıklandığı üzere aşı yaptıranlar için geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırma sözünü yerine getirme imkanı verdiğini belirten Nehamer, her ne kadar sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıran ve hastalığı geçiren kişiler için sona erse de farklı tedbirlerin süreceğini aktardı. Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein de aşı yaptıranlar için sokağa çıkma kısıtlaması 11 Aralık'ta sona erecek. Ancak aşı yaptırmayanlar için 12 Aralık sonrasında da kısıtlama sürecek diye konuştu. Sağlık Bakanı Mükştein, sokağa çıkma kısıtlamasının arzu edilen bir uygulama olmadığını, ancak böylelikle bireyler arasında temasın sınırlandırıldığını, bunun günlük vaka sayılarında düşüşe neden olduğu gibi aşıya olan ilginin de artmasına yol açtığını dile getirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonrasında tedbirin elden bırakılmayacağını, belirli önlemlerin titizlikle uygulanacağını belirten Mükştein, bütün kapalı alanlarda FFP2 maskesinin zorunlu olacağını, otel, alışveriş ve kişisel bakım merkezlerinin yanı sıra yeme içme yerleri, kültürel ve sportif etkinliklerde aşı yaptırma veya hastalığı geçirmiş olma şartının aranacağını kaydetti. Öte yandan Avusturya'da son 24 saatte 5.663 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 1.213.000'e çıktı. Salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 58 artarak 12979'a yükseldi. Görüyorsunuz değil mi? Bütün kararlar ve kurallar hep birbirine benziyor. Çünkü ancak öyle olmak zorunda. Aynı kararlar, aynı kurallar, konularak tedbirler alınıyor ve insanların bu hastalığa yakalanmaması için çaba gösteriliyor. Bu da Avusturya'nın üçüncü başbakanıydı ha seçimden sonra işte Kurt, Schallenberg, Bu, Nehammer hepsi şu anda üçüncü. Herhalde de söylemiştim daha önceden 4-5 gidecekler ve kabinedeki tüm bakanlar başbakan mı olacak Avusturya'ya bakacağız. Yoksa erken seçim gözüküyor mu? Çünkü fazla dayanamazlar. Üç başbakan değiştirdiler daha ne olduk? ki? Almanya'da seçimler olmuştu 26 Eylül'de ve koalisyon hükümeti kuruldu. Görevini de devraldı ve Türkiye ile ilgili neler düşünüyor yeni koalisyon hükümeti ve Sayın Şansölye Scholz? Onunla ilgili haber efendim sıradaki haberimiz. Olaf Scholz'un başbakanlığı devralmasıyla Almanya'nın dış politikasında da yeni bir dönem başlıyor. Almanya'nın en önemli dış politika başlıkları arasında yer alan Türkiye ilişkilerinin nasıl şekilleneceği de çok merak ediliyor. Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve Yeşillerin kurduğu koalisyon hükümeti Avrupa Birliği ve ABD ile transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesini, dış politikada demokratik değerlere, insan haklarına, iklim ve çevre politikalarına öncelik verilmesini savunuyor. Almanya'nın en önemli dış politika başlıkları arasında yer alan Türkiye ile ilişkilerin nasıl şekilleneceği de merak konusu. Peki Olaf Scholz hükümeti Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir yol haritası izleyecek? Merak edilen soruların yanıtları dört başlıkta değerlendi. Yeni Başbakan Olaf Scholz Türkiye'ye nasıl bakıyor? Almanya'nın dış politikası büyük ölçüde başbakanlıkta şekilleniyor. Ve yeni dönemde de buna yön verecek isim Olaf Scholz olacak. Bir önceki hükümette Maliye Bakanı olarak görev yapan Olaf Scholz, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakinen tanıyor. İki ülke ilişkilerinin ekonomiden güvenli birçok başlıktaki zorlu gündem maddelerine de hakim olan bir isim. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin artan oranda otoriterleştiğini, muhalefetin büyük ölçüde sınırlandırıldığını, insan hakları ve demokrasinin gerilediğini, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin bu koşullar altında Sürdürülemeyeceğini söylemekle birlikte Scholz, tıpkı Merkel gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Almanya için önemli bir ülke olduğunu, diyaloğun zor da olsa sürdürülmesi gerektiğini savunuyor. Yeni kabinede Türkiye ile ilişkilerin şekillenmesinde ağırlı olacak bakanlar kimler? Türkiye'ye yaklaşımları hakkında neler biliniyor? Almanya'da yeni koalisyon hükümetinin en önemli özelliklerinden biri, tarihte en çok kadın bakanın görev yapacağı hükümet olması. Kabinenin yarısı kadın siyasetçilerden oluşurken, dışişleri, savunma, içişleri gibi Türkiye ile ilişkilerde belirleyici olan bakanlıkların başında da kadınlar yer alacak. Koalisyon sözleşmesinde Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının gerilemesine değinen ve kadın haklarına da özellikle atıfta bulunan hükümet üyelerinin ikili ilişkilerde bu konuları gündemde tutmaları ve özel ilgi göstermeleri bekleniyor. AK Parti hükümeti döneminde Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, son yıllarda kadına yönelik şiddet eylemlerindeki artış özellikle Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Partisi'nin yakından izlediği ve çeşitli toplantılarda gündeme getirdiği gelişmeler arasında bulunuyor. Daha önce Türkiye konusunda yaptığı açıklamalarda demokrasi ve insan hakları alanındaki gerilemeleri eleştirmiş olan Berbok, demokrasi ve hukuk devletine dönüş olmadıkça mali yardımların yapılmaması gerektiğini savunmuştu. Berbok Türkiye'de demokrasiyi ve insan haklarını savunan kesimlere destek verilmesini istemişti. Şimdi dikkatler bu görüşleriyle tanınan Berbok'un Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir tutum takınacağına, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile temaslarına çevrildi. Koalisyon partileri Türkiye ile ilişkiler için nasıl bir yol haritası belirledi? Koalisyon sözleşmesi ne öngörüyor? Merkel hükümetinden farklı mı? Koalisyon ortakları tarafından salı günü imzalanan 177 sayfalık koalisyon sözleşmesinde Türkiye ile ilişkiler, ikili ve bölgesel ilişkiler başlığı altında yer alıyor. Bu bölümde Türkiye'ye de yer veriliyor. İki kısa paragrafta Alman-Türk ilişkilerinde benimsenen ana parametreler aktarılıyor. Endişe verici iç siyasi gelişmeler ve dış politika gerilimlerine rağmen Türkiye bizim Avrupa Birliği'nin önemli bir komşusu ve NATO partneri olmaya devam ediyor cümlesinin hemen ardından... Almanya'daki Türkiye kökenli nüfusun büyüklüğüne vurgu yapılarak bunun iki ülke arasında özgün bir yakınlık oluşturduğu ifade ediliyor. Yeni hükümetin koalisyon sözleşmesinde Türkiye'nin ne vize serbestisi ne de gümrük birliğinin güncellenmesi beklentilerine yer verilmemesi dikkat çekiyor. Yeni hükümetin dış politikasında Türkiye'yi etkilemesi muhtemel temel ilkeler ve stratejik öncelikler neler? Koalisyon sözleşmesi Scholz'un açıklamalarında altını çizdiği gibi Almanya'nın yeni dönemde dış politikada demokrasi ve insan hakları konularına daha fazla ağırlık vereceğini gösteriyor. Yeni hükümet, savunma sanayi alanında işbirliği, silah ihracatı gibi konularda da daha kısıtlayıcı bir çerçeve getirmeyi, bu konuda diğer AB ülkeleriyle birlikte bağlayıcı ilkeler belirleyip daha yakın işbirliği içinde hareket etmeyi planlıyor. Şimdi bizde bir laf var bilirsiniz, çok iyi bilirsiniz. Hem de bekara karı boşanmak çok kolaydır derler. Şimdi Sayın Berbok Dışişleri Bakanı olmadan önce Yeşillerin Leş Başkanı olduğu dönemde tabii Türkiye ile ilgili böyle şeyler söylüyordu. Ama Almanya'nın bir devlet politikası var. Farkındaysanız e, Sayın Merkel zamanındaki siyaseten izlenen yolun aynısı yine bu hükümet zamanında izlenecek gibi gözüküyor. Yani değişen yani hiçbir şey yok. Aynı tas, aynı hamam, yola devam ama ilişkilerin iyi olmasını temenni ediyoruz. Çünkü Sayın Olaf Scholz'un Türkiye'yi çok iyi tanıdığını, Sayın Erdoğan'ı da çok iyi tanıdığını biliyoruz. Almanya Federal Meclisi'ndeki İçişleri Komisyonu, AFD'ye verildi. Seyhasolu siyasetçi Lundholz, yeni hükümet partilerini kuzuyu kurda teslim etmekle suçladı. Federal Almanya Parlamentosu'nda, komisyon başkanlıkları partilere göre dağıtıldı. Seçim önceliği bulunan büyük partilerden hiçbirisi İçişleri ve Güvenlik Komisyonu'nun başkanlığını almadı. İçişleri Komisyonu Başkanlığı böylece Almanya için Alternatif Partisi'nin uhtesinde kaldı. Almanya'nın iç güvenliğine ait gizli bilgilerin paylaşıldığı İçişleri ve Güvenlik Komisyonu'nda Almanya için Alternatif Partisi'nin de yer aldığı aşırı sağ ve yabancı düşmanlık konuları görüşülerek hükümete tedbirler için önerilerde bulunuluyor. Veya gerekirse kanun çıkarılması girişimlerine öncülük ediliyor. Yeni hükümetin İçişleri Komisyonluğu Başkanlığı'nı AFD'ye bırakması şimdiki muhalefetin sert eleştirisine yol açtı. Hristiyan Birlik Partili siyasetçi Andrea Lindholz, AFD'nin yarısının Anayisi Koruma Dairesi tarafından takip edildiği bir dönemde İçişleri Komisyonu'nun AFD'ye bırakılmasını kuzunun kurda teslim edilmesi olarak eleştirdi. Lindholz'un tepkisi yerinde mi? Evet bence de yerinde. AFD'yi biliyoruz, yapısını biliyoruz. Yabancılara ve göçmenlere, Müslümanlara bakışını biliyoruz. İçişleri Komisyonu gibi önemli bir komisyonun onlara da teslim edilemeyeceğini. Gerçekten kuzunun kurda teslim edilmesi gibi bir vaka oluşmuş ortada. Tepkiler doğru bence efendim. Almanya'da gıda ve yatırım bakanı olarak görev yapacak olan Cem Özdemir'e Alman bulaşıcı olmayan hastalıklar birliğinden çağrı geldi. Birlik Özdemir'e gıda lobisine net sınırları göstermesi çağrısında bulundu. Almanya'da yeni hükümeti kuran sosyal demokratlar, yeşiller ve hür demokratlar geçtiğimiz gün koalisyon sözleşmesine imza attı. Yeşillerin deneyimli siyasetçisi Cem Özdemir de kabinede Gıda ve Tarım Bakanı olarak görev yapacak. Alman bulaşıcı olmayan hastalıklar birliği yaptığı açıklama ile Cem Özdemir'e seslenerek gıda lobisinin yeni kurulan Alman hükümetinin beslenme politikasındaki etkisi tüketiciyi ve sağlığı koruma adına baştan sınırlandırılmalıdır dedi. İmzalanan koalisyon anlaşmasına göre hükümet 2023 yılına kadar özellikle Çocukları odağına alan yeni bir beslenme planı geliştirecek. Buna göre yüksek şeker, yağ ve tuz içeren gıdaların çocuklara hedef alan reklamlarının sınırlandırılması planlanıyor. Bulaşıcı olmayan hastalıklar birliğinin açıklamasına göre bu plan gıda endüstrisinden dirençle karşılaşacak. Ancak beslenme temelli hastalıkların önlenmesinde etkili önlemler uygulanması gerektiği diyen kuruluş aksi halde obezite ve diyabet gibi hastalıkların dramatik sonuçları olacağı konusunda uyardı. Kurum sözcüsü Bitzer, gıda lobisi son yıllarda sağlıklı beslenmeyi teşvik için planlanan etkili önlemleri engellemek adına elinden geleni yaptı ve büyük oranda başarılı oldu diyerek bakanlıktaki değişimle beraber beslenme politikasında da dönüşüm bekliyoruz ifadelerini kullandı. Kurum sözcüsü, gıda politikasında gönüllülük esasına dayanan taahhütler yerine bağlayıcı koşullar gerektiğini dile getirdi. Efendim, bakalım yeni kabinede yer alan Tarım-Gıda Bakanı Cem Özdemir'in başarılı olabilecek mi olmayabilecek mi? Dış politikada başarılıydı yani dış siyasette görüntü o ondan yanaydı ama bunda da o yetenek vardır diye tahmin ediyoruz inşallah başarılı bir dönem geçirir. Şimdi Türkiye'de bir cinayet işlemişti. Hatırlarsanız Büyükelçilikte Suudi Büyükelçiliğinde ve daha sonra orada bir gazeteci parçalandı mı? Artık ne olduysa adam ortadan kaldırılmıştı. Onunla ilgili bir gelişme var nerede? Paris'te. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer alan bir şüpheli Fransa'nın başkenti Paris'te Gaulle Havaalanı'nda gözaltına alındı. 2018 yılının Ekim ayında evlilik belgesi almak üzere gitti. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer aldığından şüphelenilen bir kişi başkent Paris'te bulunan De Gaulle Havalimanı'nda gözaltına alındı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere havalimanına gelen 33 yaşındaki kişinin sınır polisi tarafından uçağa binmek üzereyken tespit edildiği aktarıldı. Şahsın 15 kişilik infaz timinde yer aldığının değerlendirildi. Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından arandı ifade edildi. Tutuklama Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la yüz yüze görüşmesinden günler sonra geldi. Macron, Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk batılı lider olmuştu. Ne kadar manidar değil mi Paris'te de gol havaalanında yakalanmış? Çok manidar. Yani şüpheli şahıs 15 kişiden biri. Bu cami saldırıları devam ediyor demiştik. İşte motof kokteyli atıyorlar, domuz başı asıyorlar camilere ve bunların failleri bir türlü yakalanmıyor, yakalanamıyor. Kim olduğu da belli değil. Adam selfie çekiyor, yine yakalanmıyor. Kim olduğu yine belli değil. Tabi cesaret alanlar camilerimize, muhabbetlerimize saldırılarına devam ediyorlar. Almanya'nın Bohum şehrinde Diyanet İşleri Türkistan Birliği'ne bağlı merkez caminin parkında bir araç kundaklandı. Bir başka araç ise, ise 500 metre ileride kundaklanmaya çalışıldı. Almanya'nın Bohum şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Merkez Camii'nin parkında bir araç kundaklandı. Bir başka araç ise 500 metre ileride kundaklanmaya çalışıldı. Bohum Ditip Merkez Camii'nin bulunduğu Şimitştase Caddesi'nde park halinde bulunan bir araç sabah 02.50 saatlerinde kundaklandı. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı. Bohum Detip Merkez Camii Dernek Başkanı Adnan Akçay'ın verdiği bilgiye göre kamera kayıtlarında gece saat 02.50 sıralarında bir kişinin camiye ait olan park yerinde aracın altına benzin atarak yaktığını söyledi. Akçay yanan aracın kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Ayrıca camiye 500 metre uzaklıkta başka bir elektrikli aracın da yakılmaya çalışıldığını söyleyen Akçay olayla ilgili polisin soruşturma başlattığını belirtti. Esen Başkonsolosu Şener Cebeci, Olay yerinde konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Bu sabah saatlerinde, erken saatlerde iki buçuk gibi Bohum'daki merkez camimizin park alanında bulunan bir vatandaşımıza ait araçı, araç kundaklanmış. Sabah bunu öğrenir öğrenmez olay yerine intikal ettik, yetkililerden bilgi aldık. Zaten Bohum Emniyeti Kriminal Dairesi ve Anayasayı Koruma Teşkilatı görevlileri de olay yerinde inceleme yapmaktaydılar. Şu anda olayın mahiyeti bilinmiyor. Boğum Emniyet Müdürü ile de görüştük, ona da konuyla ilgili endişelerimizi ilettik. Biliyorsunuz 3 gün önce de Dortmund'da sevimsiz bir olay olmuştu, onu da hatırlattık. Kısa aralıklarla bu tür olayların olmasının cemaatimizde tedirginliğe sebep olduğunu söyledik. Şu anda bu aracın yakılması hadisesinin mahiyetini araştırıyorlar. Şu aşamada kesin ellerinde bir bilgi yok. Bütün ihtimalleri dikkate alarak inceliyorlar. Bize de geri dönüş yapacaklarına dair söz verdiler. Biz de cemaatimizle bir araya geldik. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bundan sonraki süreci de alma makamlarla yakın diyalog içerisinde takip etmeye devam edeceğiz. Evet, araştırılıyor, araştırılıyor, araştırılıyor. Araştırılmaya da devam ediyor onlarca yüzlerce hatta hatta binlerce camimiz bu tür saldırılara maruz kaldı. Yapanlar ne yazık ki görüntülere elde edilen bilgilere rağmen bulunamadı adamlar sırra kadem basıyor ortadan kayboluyorlar. Lindholz'un tepkisini anlayabildik mi efendim şimdi? Neden İçişleri Komisyonu AFD'ye verildi diye adam bir tepki gösterdi. İşte tepkinin sebepleri. Şimdi... Fransa ne yapıyor göçmenlerle ilgili veya oradaki yabancılarla ilgili oradaki ayrımcılar ırkçılar ne ne durumdalar? Bakın oradan da bir haberimiz var. Fransa'nın başkenti Paris'te göçmenlerin çadırlarına kılıçla saldıran şahıs iki Sudanlı göçmeni yaraladı. Fransa'nın başkenti Paris'te göçmenlerin çadırlarına kılıçla saldıran şahıs iki Sudanlı göçmeni yaraladı. Parkta göçmenlere ait kampa kılıçla giren bir şahıs altı çadır yırttı. Çadırlardan çıkan iki Sudanlı göçmen kılıçla saldıran şahsa müdahale etmek isterken kılıç darbesiyle yaralandı. Göçmenlere saldıran şahıs yabancılardan bıktık diyerek kılıcı salladı ve göçmenleri yaraladı. Olay yerine gelen polisler saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan göçmenlerden birinin hayati tehlikesi devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıklarken saldırgan karakola götürüldü. Paris Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mültecilerden sorumlu yardımcısı gerçekleşen olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ifade etti. Sanki canı sıkılan, stres atmak isteyen Müslümanlara, göçmenlere saldırıyor. Kılıçla saldırıyor, molotof kokteyliyle saldırıyor, sözlü saldırıyor. Saldırıyor yani bir türlü adamlar sitesini atıyor. Sonuç bu olaylar devam ediyor. Efendim suçlu kim? Göçmen olmak, yabancı olmak, garip olmak, gariban olmak. Garip. Ülkende güçlü bir devletin yoksa garipsin. Sana her türlü muameleyi yapıyorlar. Kimse de sesini çıkarmıyor. Bir seçmen seçimler var. Oy kaybı var. Şimdi bizim Avrupalı Türkler Türkiye'ye müthiş yatırımlar yaptı. Birikimler yaptı 60 yıldan beri. Ama öyle bir ülke var ki o ülkeye de yatırımlarımız bir türlü bitmiyor yapıyoruz 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 nasıl yapıyoruz yakalatarak o ülkeye destek veriyoruz. Sırbistan gümrük yetkilileri Granida sınır kapısında bir tığın kabinindeki yatağın altında saklanan 4,5 kilo altını ele geçirdi. Sırbistan'ın Gradina sınır kapısında gümrük memurları bir tır şoförünün tırın kabinindeki yatağın üzerindeki çarşafların altına sakladığı 4,5 kilo altın ele geçirdi. Almanya'dan Türkiye'ye taşıdığı mallarla dolu Türkiye plakalı bir tırın çıkış kontrolüne gelmesiyle durum ortaya çıktı. Kamyon şoförünün taşıdığı mallar dışında bildirecek bir şey olmadığını söylemesine rağmen kamyon detaylı inceleme için kenara çekildi. Kamyon kabininde yapılan kontrolde gümrük görevlileri Sürücü koltuğunun arkasındaki alt yatağa paketlenmiş iki organ ve yastığın altına yapışkan bantla sarılmış üç paket buldu. Sürücü bulunan altınlarla birlikte polis ve savcılık tarafından gözaltına alındı. Herhalde bir ümit geçiririz diye mi düşünüyorlar? Anlamadık gitti. Yıllardan beri diyoruz ki bu ülke çok sıkı kontrol yapıyor. Buradan kaçırmak bir şey yani mümkün değil mümkün değil ya. Adamları zengin ettik. Çalıştıklarınız ha bunlar kara para mı veya nasıl yollarla elde edildi onu bilmiyorum. Ama sırbistan iyi yapıyor. Söz dinleyin. Efendim re legal yollardan bir şeyler getiriyorsanız getirin. Getirmiyorsanız sıplara teslim edin şimdiden. Bu akşam da maçlar var. Sevgili seyirciler biliyorsunuz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları var. UEFA'da iki takımımıza da başarılar diliyoruz. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Önümüzdeki bültenlerde tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın efendim.